Merhaba. Bugün edebiyat dünyasının en önemli ve etkileyici eserlerinden biri olan Lev Tolstoy'un Savaş ve Barış romanını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu başyapıt sadece bir roman olmanın ötesinde insanlığın karmaşık doğasını, tarihsel süreçleri ve toplumsal dinamikleri irdeleyen bir yaşam felsefesi sunuyor. Romanın genel yapısı ve tarihsel bağlam. Savaş ve Barış, Napolyon Savaşları sırasında Rusya'da geçen 1805-1812 yılları arasındaki dönemi kapsayan epik bir anlatıdır. Tolstoy, bu dönemi seçerek hem Rus toplumunun hem de bireylerin savaş ve barış zamanlarındaki dönüşümünü gözler önüne serer. Roman, yaklaşık 500'den fazla karakteriyle geniş bir panorama sunarak okuyucuya dönemin Rusyasını adeta yeniden yaşatır. Ana karakterler ve aileler. Roman, özellikle 3 asil ailenin etrafında şekillenir. Bezikovlar, Bolkonskiler ve Rostovlar. Pierre Bezikov. Gayrimeşru bir çocuk olarak hayata başlayan Pierre, babasının ölümüyle beklenmedik bir şekilde büyük bir servetin mirasçısı olur. Bu ani değişim, onun hayatını ve dünya görüşünü derinden etkiler. Pierre, hayatın anlamını arayan, ruhsal ve felsefi sorgulamalar içinde olan bir karakterdir. Masonluğa katılması, kendini bulma çabasının bir yansımasıdır. Prens Andrei Bolkonski. İdealist ve hırslı bir aristokrat olan Andrei, savaşa büyük umutlarla katılır. Ancak Austerlitz Savaşı'ndaki deneyimleri, onun savaş hakkındaki romantik düşüncelerini yıkar. Savaşın acımasız gerçekliğiyle yüzleşen Andrei, hayatın anlamsızlığı ve insanın küçüklüğü üzerine derin düşüncelere dalar. Bu içsel çatışma, onun karakter gelişiminde önemli bir rol oynar. Natasha Rostova. Rostov ailesinin genç ve canlı kızı Natasha, romanın en etkileyici karakterlerinden biridir. Masumiyeti, enerjisi ve duygusallığıyla öne çıkar. Aşk, hayal kırıklıkları ve büyüme sancılarıyla dolu hayatı, insan doğasının karmaşıklığını ve değişkenliğini yansıtır. Temalar ve felsefi derinlik. Tolstoy, savaş ve barışta birçok evrensel temayı ustalıkla işler. Savaşın anlamsızlığı. Tolstoy, savaşın bireyler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini derinlemesine analiz eder. Savaşın kahramanlıkla değil, kaos, ölüm ve acıyla dolu bir gerçeklik olduğunu gösterir. Askerlerin yaşadığı korku, belirsizlik ve çaresizlik, savaşın insani boyutunu ortaya koyar. Tarihin akışı ve bireyin rolü. Tolstoy, tarihsel olayların bireylerin iradesi dışında geliştiğini savunur. Büyük liderlerin ve generallerin tarihin akışını yönlendirme gücüne sahip olmadığını, aksine olayların doğal bir süreç içinde gerçekleştiğini vurgular. Bu bakış açısı determinist bir felsefi yaklaşımı yansıtır. Aşk ve ilişkiler. Roman, aşkın farklı yüzlerini ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını derinlemesine inceler. Pierre, Andrei ve Natasha'nın yaşadığı duygusal deneyimler, sevginin insanı nasıl dönüştürebileceğini ve aynı zamanda nasıl acı verebileceğini gösterir. Toplumsal eleştiri. Tolstoy, aristokrasinin yüzeyselliğini ve toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizlikleri eleştirir. Balolar, sosyetik etkinlikler ve aile içi ilişkiler aracılığıyla dönemin toplumsal yapısını ve ahlaki değerlerini sorgular. Sembolizm ve anlatım teknikleri. Tolstoy'un anlatımındaki zenginlik, detaylı betimlemeler ve psikolojik derinlikle öne çıkar. Doğa tasvirleri, karakterlerin iç dünyasını yansıtır. Örneğin, Andrei'nin savaş meydanında gökyüzüne bakarak yaşadığı aydınlanma anı, hayatın geçiciliğini ve insanın evrendeki yerini sembolize eder. Edebi etkisi ve önemi. Savaş ve Barış, sadece Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en önemli eserlerinden biridir. Tolstoy'un insan psikolojisine olan derin bakışı, karakterlerinin karmaşıklığı ve tarihsel gerçeklikle kurgu arasındaki dengesi eseri benzersiz kılar. Roman, edebiyatta gerçeklik akımının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Kişisel değerlendirme ve sonuç. Bu eser, okuyucuya sadece bir hikaye anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda insan olmanın ne demek olduğunu sorgulatır. Aşkın, ölümün, dostluğun, ihanetin ve kaderin iç içe geçtiği bu destansı roman, yaşamın tüm yönlerini kapsar. Karakterlerin içsel yolculukları ve dönüşümleri, okuyucunun kendi hayatını ve değerlerini yeniden değerlendirmesine olanak tanır. Savaş ve Barış, tarihin bir yansıması olmasının ötesinde, insan ruhunun derinliklerine inen bir felsefi yolculuktur.
Tolstoy bize savaşın yıkıcılığını, barışın kıymetini ve insanın evrendeki yerini sorgulatarak unutulmaz bir deneyim sunar. Eğer henüz bu eşsiz eseri okumadıysanız, hayatın ve insanlığın anlamını keşfetmek için harika bir fırsat sizi bekliyor. Savaş ve Barış, her okunduğunda yeni derinlikler sunan zamansız bir başyapıttır. Bu tarz daha çok video için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek, hoşça kalın.